Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski tip bir teraziyi anlatmaya çalışacağım. Eskiden pazarlarda, bakkallarda, o zaman büyük marketler yoktu. Bakkallar vardı, manavlar vardı. Pazarcılar özellikle genellikle bu teraziyi kullanırlardı. Tabii bu gözleri bunlar değil ama alüminyumdan ince gözleri olurdu. Onları bulamadık. Şu anda yine bizim eniştenin evindeyiz. Onlar yaptırmışlar. Şimdi arkadaşlar ben bu terazi gözlerini alıyorum bir. Şöyle bir koyuyorum. Ben size burada teraziyi anlatacağım. Bu terazinin iki gözü bu horoz dediğimiz ibriklerin birbirine eşitlenmesiyle tartı gerçekleştiriliyor. Yani bunu böyle vurduğunuzda kendisi normalde bu şekilde ayarlıyor. Şu anda bu yağsız. Yağsız olduğu için biraz hafif şey yapıyor. Tam dengeye gelmiyor. Bakın burada ben mekanizmasını göstereyim size. Anlayın diye. Yani mekanizma burada gördüğünüz hareketli kısım bir. Şu kısım. Bu bir. Ortadaki iki hareketli kısım var. Bakın. Yani terazinin alt kısmında. Terazi kefesini koyduğumuz gözün alt kısmında. Bir de tam ortasında şöyle göstereceğim. Bakın. Karşılıklı uçlar geliyor. Ve üst kısımda da şöyle bir gösterebilirsem eğer. Yani şu kısım bunu tutan kısım. Ve yine diğer kefenin altında yine iki hareketli kısım. Ve baş tarafta bir hareketli kısım daha. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 tane hareketli kısımla bir terazi gözü yapılıyor. Ve tartılar bununla yapılıyordu. Burada eski kilolar var. Gördüğümüz gibi. Şunlar yarım kiloluk. Bu 1 kiloluk. Bu 2 kiloluk. Şu da özel yapılmış bir 2 kiloluk. Bu da özel demircilerde yaptırılmış 2 kiloluk. Gördüğünüz gibi terazinin gözüne işte farz edelim ki şu 1 kiloyu koyduk. Böyle farz edin. Karşıya da 2 kiloyu koyduk. Bakın. Şimdi ne oldu? 2 kilo fazla olduğu için denk gelmedi. Yarım kilonun birini buraya koyuyoruz. Yarım kilonun diğerini şuraya koyuyoruz. Dediğim gibi yağsız olduğu için kullanılmamış. Hafif 2 kilo tek koyduğumuz yer biraz ağır gibi gözüküyor. Tartıda bunlar denk geldiğinde bu şekilde tartı yapılıyordu ve veriliyordu. Artık ne malzemesi alıyorsanız pazardan, bakkaldan, manavdan, kasaptan her neyse. Bu ilk zamanların terazisi buydu. Bu terazimiz de şurada gördüğünüz gibi 20 kilograma kadar tartabiliyor. Tophane diye bir marka. Bunun gözler dediğim gibi iki tane kefesi vardı. O iki kefede alüminyumdu. Ama ne yazık ki onları bulamadık. Şu anda bundan idare ediyoruz. Size bunu göstereyim istedim arkadaşlar. Bu ayarda bazen şeyde kullanılıyorlar. Kurbanda hani payda alıyorlar birbirine paylaşıyorlar ya. 6 ortak, 7 ortak, 5 ortak, 4 ortak. Onlar da bir tarafa farz edin ki bunu koyuyor 2 kiloyu. Diğer tarafa da bunu koyuyor. Ne oldu burada? 4 kilo oldu. Karşısına da bir taş koyuyor. Veya ne bileyim işte bu 4 kilo gelecek bir ağırlık koyuyor. Buna denk getirdiğinde ikisini bir araya getirdiğinde bu 8 kilo oluyor. Yani ayarlanması da bu şekilde yapılabiliyordu. Bu konuda bilginiz olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.